Tuğçe Usta bize hamur yoğuruyor. Şef Şeyma da usta elleriyle un döküyor. Ama onu sen dökeyim mi? Ama onu var ya, ben sana şey diyeyim, bu çok rezalet bir şey olabilir. Yok ya, bence güzel oluyor. Biraz bence iyi gözüküyor. Çok dökmeyeyim mi? Böyle çok güzel. Elime böyle yapışmış gibi geldi. Evet, pizzamız için. Sosis ve domateslerimiz. Vallahi ustamız tarafından doğranıyor. Çok büyük oldu yalnız. Pizza küçük olacak. Biz olsun, az koyarız ya. Domates koyuyoruz. Evet, tavuğumuzu haşlayarak başlıyoruz. Ne yapıyorsun? Tat piliç. Tat şöyle. Tat piliç. Şeyimizde, düdüklümüzde tefal. Kapatmadan önce böyle şey yapıyoruz. Kefteriz biz, böyle köklük gibi bir şey geliyor ya. Evet. Onu aldıktan sonra şeyini, kapağını kapatıyorum. Sonra düdük ötmeye başlıyor ya, bir ses geliyor. Ondan sonra bir 10-15 dakika. Ondan sonra 20 dakika dursa yeter tamam, yani. Öyle yapalım. Şok oluyor. O zaman hiç ağzını kapatmadan. Ona da iki köşe söylemişler. Bir de bir parmak geçecek kadar su da yetiyormuş. Ben geçiyorum. İyi bence ya. Yok, bu yukarıdan fazladır. Yok ya, yabancı yok. Zaten köpeği olmuyor. Zeytin çevirin. Ne yaptın kırmızı? Köpeği hamurunu da gösterelim. Kocaman oldu hamura baktığınızda. Mayalı. Güzel oldu. Güzel de bak, bunu hamuru yorken de belki katılabilirdin. Nasıl yani? Zeytini falan. Şey olurdu. Direkt hamuru kendi zeytini gibi oldu değil mi? Zeytin parça gibi oldu. Acaba ama işte biraz hamuruna şey kattım. Bifteke tuz kattım, biraz da şeker kattım. Şeker olur muydu? Öyle diyordu çağrışta. Şey mayalı şeyler sanki biraz şeker oluyor. Aktifleşsin diye. Olabilir. Yani bilgi de vermiyor da işte yok. Ben öyle olacağım. Mısırlarımız. Sosisimiz hangi marka? Pınar. Pınar mı? Bilemiyorum bunu, acaba şey yapmasam mı, çekmesem mi? Bunun bir yolu var mı acaba ya? Vallahi hiçbir fikrim yok, bilen ya, asmıyorum. Hemen bir YouTube videosu izleyelim bununla alakalı. Çekirdekleri nasıl çıkartıyorlar şeyden, zeytinlerin. Zeytinler asla durmuyor falan. Dur bir hemen YouTube videosu. Ama çekirdekler evet, YouTube'dan mi? Bir yöntem öğrendik. Bir şey diyeceğim. İlahi kanal. İçinde mi kaldı? Çekirdek aşağı düşecekti oradan. Düşmedi mi? Düşmemiş. Biraz daha bastır. Biraz daha bastır. Bu sefer de zeytin gidecek üst kısmına. Gitsin zaten, şey olmaz ya. Tam böyle çok şekeri çıkmasına gerek yok zeytin. Benim zeytinlerim de maşallah. Suyu çıktı mı? Zeytin ya. Hadi sana, çekirdeği çıkmadı zeytin. Ya bunlar biraz da uzattı şeyi. Bir şey değil mi? Hadi İçi kaldı bir sürü zeytin. Ama zeytinin yarısı kaldı. Ben bunu yerim ya. Aynen, yarısı kaldı. Eti kaldı. Bakalım bunda olacak mı? Belki o zeytine özgü bir şeydi. Yok, bizim zeytinlerde bir sorun var. Acaba onların zeytini çok mu yumuşak? Yağını çıkarır. Bu zeytin de çok iyi zeytin ha. Sert mi bu? Şimdi sert olanlarda bazı daha sert oluyor, bazı daha yumuşak oluyor ya. Aslında sert olması daha yumuşak olanlar biraz bozulmuş gibi oluyor da. Biz bence yine bıçakla. Aynen, iyisi. Hiçbir şey yapmam, sadece dolanıyorum. İyi mi bu? Sen onu yiye, senin görevin olur. Yemek. Zeytinim güzel ya, zeytinler. Bu zeytin nereden? Bu zeytin, siyah zeytinler de varmıştık Ceren. Yeşil Ceren'in arkadaşı getirdi Edirne'den. Siyah da getirdi. Çanakkale. Bu şu anda kim emin? Şu an siyah da getirdi ama bu olmayabilir. Bu Çanakkale zeytini. Baya güzel zeytin. Hatta oralı zeytini meşhur değil mi? Seviyorum yani orayı. Bir kere gitmiştim ben de öğrenciyken. Ben öğrenciyken Çanakkale'den çıkmadım yani. Ben öğrenciyken bayağı gezdim ya. Ben hiç bilmiyorum ya. Ablamla hep evdeydik de vardı. Çok aşırı da yapmaya gerek yok sanki Duygu. Biraz da bende var. Duygu iyi kesiyor. Aynen, Duygu beceriyor. Ben kesmedim de işte. Zeytin mi? Kesişin görünmüyorum. Aa evet. Benim biraz kafam da yok, sadece gövdem. Ben şöyle yaptım, dur bak. Video sadece gövdemden oluşuyor. İnsanlar yani diyorlar ki biz ne izledik? Sürpriz işte. Her şey tamam. Arkadaşlar işte abone olun ki kanal profesyonelleşsin ya. Hala amatör amatör takılıyoruz. Tripod at yapalım. Aynen, tripodumuz kırıldı az önce. Talihsizlik. Her şeyden var. Yine de sizin için vazgeçmedik. Evet. Parçası da burada tripodum. Aaa. Demek ki burada kırılmış. Takarken. Takarken şey oldu herhalde. Sen niye çıkartıyorsun ha? Zeytin beni ayar etti ya. Nasıl?
Bence bu kadar yeter abi. Bence de sen de çıkar mısın? Ben şu solun şunu çıkarayım. Olmayı versin. Aynen. Nugget'e kadar atayım onu. Güzel değil mi? El değmeden üretildi diye. Ne yaptın ben görelim. Evet, malzemelerimiz hazır. Bir yandan tavuğumuzu kontrol edelim. Ara bak çıkmış. Beğenmiş mi? Beğenmiş. Çıkmış. Şey, neyse şöyle yaparım artık. Hepsini bir yaparız diye düşünüyorum. Sen aç bir dursun üstüne. O kadar elim açabilir miyiz bilmiyorum ama kocaman olacak galiba. Tuğçe Usta yine. Adam bu kadar büyük olmuyordu ama ya. Küçük küçük yap. 7,5 kocaman açma. Küçük küçük yapmıyordu ya. Bütün hamurunu açıyordu öyle kadın. Öyle mi? Sonra bardakla falan mı açı yapıyorsun? Sonra bardakla kesiyor. İnşallah bir şey yarar yani. Aslında merdane olsa başta o büyük. Merdane olsa aynen böyle çok merdane iyi açar da. Oklavayla artık imkansız. Belki kanalına şunla bile olur ha. Şunla bile olur. Merdane şey yaparsın hediye edersin. Kızın su var da. Suyunu da döktün. Biz işte yokluktan işini çalışmaktan her şeyi aynen bir şey üretiyoruz. Bunun olması şart mı falan diye. Başka bardağımız da var aynen aslında. Şunun olmaz ama. Bakın o çok harika şey. Çok güzel. Bardağın son hali. Çok güzel çok ya. Güzel en çok beğendiğim bu oldu benim. Evet. Teşekkür ederim. Beğendiğim bu oldu. En güzel bu olmuş. Benim ablam puanım. Da seninkini beğendi. Ablam sana oy vermiş. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. O videomuza oy vermediyseniz şuraya bir linkini eklerim. Oradan oyunuzu verin arkadaşlar. Link eklemeyi öğrendim ya. Onu yapıyor musun ya? Baya iyi açıldı sanki. Baya güzel oldu. Çok böyle Türk usulü hani çok şey düzgün olmadı. Şeye Tuğçe bir şey bağlasan şöyle bir başına bir yağlık falan. Tamam böyle gözlemeci ablam oldu. Ceraş senden bir şey isteyeyim mi? Tepsimize yağlı kağıt koyabilirsen. Bana burada Ceraş diyorsun tüm Türkiye'ye. Avukat Ceren Hanım diyeceğiz. Aynen. Malzemelerimiz. Burada hamurumuz. Burada Tuğçe. Bir şey yapalım ya. Böyle evet daha çok boş kaldı. Sizce ben nasıl kameraman oldum. Sen kameraman seyirci olması lazım. Sana kasımı mı doğrasam? Sizce nasıl? Bence iyi gibi. Şeyini soracağım zaten canım. Fikrini soracağım yani. Bence iyi gibi. Şu büyüğü çıkarmıştım. Yani. Niye onu çıkardın? Pişince de kabarır ben. Hangi büyüğü göremedim. Şu. Ama olsun. Daha ne ince kenarları ya daha rahat keser. Ha, ama çok mu büyük acaba? Dur bakayım. Yok ya bence aynı ama daha iyi. Daha biraz daha iyi kesebilir. Hamurun kesmesi kolay olur. Bakalım nasıl çıkacak. Ha, süper çıktı. Ama kaldırması mı zor? Şey yaparız, hepsini kestikten sonra kenardan kaldırırız. Ayrılıyor baksana sen şimdi. İyi bu beklediğimden de hızlı oldu açıkçası bu şey. Şöyle yapsana bile bak. Malzeme. En son evet onu da yapabildim ama bu daha mantıklı. Başta yapmak doğru diyorsun. Şey kapanmamış mı? Kapanmamış mı? Aynen altını açmışsın. Bismillah. Ay ben tam şu an açık ama. Değil mi? Şu an açtım. Yok biraz önce de bak şu nasıl şeydi. Gergin anlar mutfakta. Nasıl kapalı? Valla şu an nasıl kapanacağını kapan, bilmiyorum. Şu an kapalıyım mı yani bu? Şu an açık bak. Açık da. Ne yapacağız? Vallahi kapatsak çok söyledik düdük. Ben korkuyorum ya. Bence dokunmayalım. Ya falan yavaş pişirir. Düdüklü yani kazanda pişmiş gibi olur düdük. Tehlikeli bir şey olur mu? Bilmiyorum. Göreceğiz. Kapalı kullandım. Bence hiç şey şu an kapatırsak daha riskli olabilir evet gibi geldi. Şu anda sanki ağzı açık pişiyormuş gibi. Ama şey pişti de çıkıyor isterseniz. Ne dersiniz? Neyse ya tam ağzı kaldırabilir miyiz acaba kapalı ağzını? Ya tam düdüklü modunda değil ama kazan modunda da biraz daha kazan düdüklü. Gergin olsun. Anlar, mutfakta şey gergin olur. Anlar. Acaba neler oldu falan gibi böyle. Bir şey olursa şey bu video falan son. Allah korusun da. Yapıyorlar ya heyecanlı. Aa evet bak bunu koy dur dehşet yap böyle bir aa falan yapın. Ben şöyle bunu kapak yap. Ben şey falan yap. Kapak
Kamera böyle şey. Çok da gergin anlar diye paylaşırsın bu şey olur. Bir de böyle yalandan kavga edelim. Saçımızı başımızı yok. Aman şunu çektim. Şey sürecek miyiz? Yumurta sürecek miyiz üstüne? Yumurta sürmüyoruz da domates sosum var. Onu süreceğim. Tamam. Biraz ayakta koy zaten yine. Sırmayabilir. Gerçi pişince biraz şişecek. Doğru. Çok da kazanıyorum. 4 tane sırmıyormuş gerçi herhalde. Burada ne kadar eğmişim. Bir tanesini. Neyse onu da çektim. Ev yapımı o belki ya. Şey bu olmayacak. Bunlar sığmayacak bunun içine. O kadar küçük olacak. Ya şu 4 tane sığsa mı çalsa 4 tane tam sığmıyor. Bir tane daha var şeyimiz ya sorun değil. Hmm. Tepsini sar. Yani. Ben tamam. Sığmayacak derken malzemeler bulacağım. Birik gelecek. Tamam. Birer tane birer tane. Sosu şey yapayım ben bir yana sürüp üstünü de şey yapabilirim. Domates onu yapayım. Domates sosu var diye Ceroş onu şey yaparsan. Evet. Duygusta. Ama bu tam sığmıyor. Bir de aa, benim annem şey yapardı buna. Kekik, biraz ketçap. Aa, kekik koyabiliriz ona. İçine, aa, sosuna. Öyle olur ya böyle pizzada böyle bir tat olur. Sen doğru olsa biz alırız. Kekik de mi? Böyle kekik koyabiliriz. Gerçekten ama bu kadar çok ceroş demese. Ya, ne yapayım? Evde de hep ceroş. Kekik tabanına mı şey yapsak? Nasıl? Benim annem her şeyi sarımsak koyuyor da sarımsak, ketçap, domates, kekiği böyle böyle yapıyor anne. Olur, süper olur. Kekik şöyle çok yakışıyor. Vereyim. Yok sarımsak yapmayalım ya bence. Yapmayalım mı? Tamam. Benim annem mesela kesin o kısıra da sarımsak koymuştur. Annem her şeye sarımsak koyuyor. Benimki de koyar sever. Soğan ve sarımsak. Çok farklı ama çok güzeldi yani. Değişik bir kısırdı biz. Normalde öyle yapmıyoruz. Evet herkes bizden farklı yapıyor. Adana'da böyle yapıyorlar. Bu da çok farklı. Mesela dolma falan da çok farklı ya. Ha. Ankara'da salçasız. Aynen salçasız beyaz. Bembeyaz. Bir şey yok bizde içinde pek. Bizde yemek beyaz olursa kimse onu hesabı almaz. Aynen. Yemek yapamıyor falan derler ya. Bizde içinde bir sürü baharat, maydanoz, bir şeyler. Karabiber. Yani yine kıl kırmızı olacak. Baharat oluyor ama farklı bir baharat oluyor. Böyle Adana'daki Urfa'daki gibi değil. Evet değil. İlginç bir baharat oluyor. Pastırma falan koyuyorsun. Kayseri'nin mesela sucuğu falan çok ağır oluyor. Ben pastırmayı hiç beğenmedim ya. Pastırma ben Kayseri'den yemedim de severim. Güzel de sucuk ben yani şey büyük markalarınki güzel oluyor ama evde doldurulanları hiç beğenmedim. Çok ağır oluyor. Ama kasap sucuğu ben severim ya. Böyle baharatlı oluyor bayağı da. Ama şey gibi oluyor. Et gibi oluyor ya böyle. Bence güzel oluyor. Ya sadece et gibi de çok böyle içine baharat yüklüyorlar. Yani insan gerçekten yüreği yanıyor ya. Bir sürü su içiyorsun. Su, çay, içmene şey kalmıyormuş. Daha şeyimiz var. Domates sosumuz bir sürü içmişti. Biz Erzurum'da Erzincan'da yaprak sarmasını ya da işte tatlı sarmasını falan sarmaları etli de yaparız. Evet. Bir arkadaşım çok şaşırmıştı. Etli olur mu? Olur mu? Çok biz de güzel oluyor. Doğru olur etli dedi. Ben de dedim öyle şey mi olur etli çok neyi etli yapıyorlar? Sarmayı. Sarmalar, sarma, yapraklar, pazılar, şeyler nasıl oluyor? Ben şaşırmıştım. Sarma etli ben hiç demedim, yemedim herhalde. Gerçekten. Biz hep etli yaparız. Hatta bulduğumda bir sürü var şu an yani. Benim annem de hep etli yapıyor da ben şey sevmiyorum ya. Yemekte böyle et... Biz et koymuyoruz ya. Dolmaya. Zeytinyağlı yapıyoruz yani. Zeytinyağlı bana daha güzel geliyor. Daha annem, yani. Annem her şeyin içine et koymayı çok seviyor. Ben çok sevmiyorum yemeğin mesela içinde. Mesela ana yemek oluyor işte şeydeyken. Ana yemek gibi yani. Camın yanına direkt oluyor. Şey gibi oluyor mesela zeytinyağlı dolmalar falan meze gibi görülüyor çok. He. Aperatif gibi gözüküyor şeyde. Dolma zor bir yemek ya. Dolmayı aparatif dedikten yani. O kadar emek verdikten sonra ben zor yemek yani. Hani yaz biber dolması kolay tamam mı? Evet. Diğerleri için uyuyorsun. Aynen bayağı zahmetli. Yani. En güzeli evet. Biber. Mesela o şey dolmayı kuru dolma pek yok yani. Kuru dolma da yapılıyor da. Kuru dolma var ya. Onu şey yapıyorlar yine bulgurlu yapıyorlar. Gerçekten aynı. Şeyi yaprakları etli yapıyorlar şeyde. Tuğçe bayağı profesyonelleşti değişik el hareketleri falan yapıyor. Güzel. Bu iki şeyi bence ben düzeyim bunu bir kere verelim. Değil mi artık sığmaz gibi. Biraz evet. Daha mı domates koysak acaba? Durun peynir daha vereceğim. Aa, peyniri onu üstüne mi koyacağız en üstüne mi üstüne altına mı? Koyarım diye düşündüm altına mı koyarım? Altına koymayalım öyle olmuyor. Üste tutar ben aslında üstte malzemeyi. Ben üste diye bir düşündüm aynen. Bir arada tutar gibi geldi bana. Hatta şey oluyor pişirip sonra çıkartıp atıyorlar aynen, bazen. Aynen yani son dakikasında. Aynen yanmasın diye. Kadın da mesela iki kat yaptı. Hani yanmasın diye böyle. İki kat nasıl? Hem altı hem üstte domatesin üstüne
koydu. Ha, biraz ondan sonra malzemesini koydu. Ondan sonra da çıkarttı 20 dakika sonra. Bu çok sefer az de şey yaptı. Şu parça daha koydu. Aynen böyle çok abartmazsın aynen, hani. Çok ortaya yani. Falan gibi. Kızım şey ocağına iyice azıcık bir yerde. Yok kadar şey olmaz ya. Peynirde. 3 tane çıktı zaten, çok çıkmadı aşırı. Bak bunları bozuyorum. Bunu niye bozdun? Bir şey olmaz. Aa bir şey söyleyeyim mi? Ama olmaz şimdi. Kurabiye kalabalık. Aa söyle, ben de tam onu diyecektim. Kalıpla. Adam biz de. Çok iyi olurdu ha. Ama her şeyimiz adam. Aa, hiç de düşünmedim. Şimdi böyle sen bozduğun şekilde deyince. Ben de yapalım ya. Olur. Hadi bakalım. Neredeydi kalıp? Şunu buralarda şey, bir yerde oldu. Birkaç tanesini öyle yapar. Çok değişik bu, bu tur, ikinci turu öyle yapalım. İkinci turu öyle yapalım aynen. Ceren şuradaydı ya. Hatta kalıplar elin müsaitse. Hiç aklıma gelmedi ya. Bir de bir saat bardak falan vardı kız ya şurada. Bu ne? Her şeyi çeker. Aynen baston. Aslında bunların bayağı büyüğü vardı da o hani kurabiye olmuyor böyle şu kadar avucum kadar. Onu aslında getirsen pizza olmuş onda. Gerçekten evet. Bir şey taksaydım. Dur bunu bir daha çıkartayım. Olur bence zeytinsiz de olur. Kalıp mı kestim acaba domatesi? Ben de onun aklına geldim. Yok. Pişince hemen şey kendini salıyor ya. Ölüme gelmesin. Ooo Tuğçe Hanım. Arkasını düzeltelim. Evet rezil olmayalım. 70 milyona. Tamam 70 milyona. 150, 58 kişi. 10-15 milyon izlemiyor. Diğerleri izliyor. Evet. Belki buradan alır yürürüz ya. Belli olmaz. Kıyafet videom. Şeye, dedik inşallah diyor. Sayamayacağımız kadar çok bir yorum gelir diyor. 3 yorum mu 4 yorum mu da geldi. O hangisinde? Kupaya yoruma sayacak mıyız? Nasıl karar vereceğiz kim kazandığına diyor. Ben mesela dün 3 yorum geliyor diyor. Zaten uğraşmayın şampiyon benim. Ama gerçekten yani kedi falan çok iyi olmuş bence. Onunki vitrindeydi bir de ya. Biz gittik bizimkiler. İşte sizinkine hiç dikkate almamışlar. Boyanın kuruyacağını bilsem kurumayacaktı büyük ihtimalle. Önce üstünü tamamen yapıp sonra kedi yapacaktı da kurumayacaktı o arada. Acaba şu şöyle çıkar mı? Kırıldı. Aa çok iyi ya. Diğerleri de var. Poşetin içinde. Bunlar çıkanlar. Baston pizza. Baston pizza biraz. Nasıl olduracağız acaba? Çok minik, minyatür bir şekil. Ona sadece şöyle şey. Kardan adam, kardan adam iyi olabilir. Kardan adam belki daha büyük ya. Kardan adam olur. Bak bak, iki tane baston kes, arasına bir şey koyalım, üstüne koy. Aa, kat çıkılabilir. Üstüne bastonu yerleştir, içinden bir şey olsun, dışında bir şey olmaz. Bak çorap da güzel olur, onu da alana çorap. Kalın olabilir ama ya. Ha, pişmesi olur. Şey olur. Yok yok, ben daha ince yapmışsın sanki. İkinci turu ayrı mı yapalım? Dediğim gibi deneyelim. İstersen biraz daha ince şey yap. Hemen yine değiştir. Yok, olmadı. Kırın. Bak bunlar arasına koyayım zaten. Bence birinci parçayı. Aynen bunlar rahat. Kaşarını koyayım üstüne. Ha doğru, kaşar sonra koyacaktık. Evet birinci partimiz hazır. Şunu göstereyim. Ve fırına veriyoruz. Ben açayım. Ceren 20 dakikaya ortaya koyayım. Ne diyor? Bu da şeymiş. Şu ekran bana. 20 dakika yeter mi? 25 dakika. Bu daha mı büyük değil mi? Aynı mı? Öbürü kekik koymayı unuttum. Neyse bir şey olmaz. Neyi? 2C koyayım kekik. Aa çan kocamanmış. Çan büyük. Iyiymiş. Çan iyi evet bayağı iyi. Şunu da birazcık daha keselim.
videoyu editlemek de bayağı zor olacak herhalde. Bir ay sonra yeni yıla giriyoruz. Ben doğduğumu hemen paylaşmalıyım bir de. Dün işte dün bütün akşam şeyle uğraştım. Mısır koydum. Koydum. Ben de biliyorum ne kadar çok mısır var. Adamla biraz sindireyim mi? Biraz büyüsün. Olur. Küçük adamlar. Olur bence. Boynu falan uzat. Adam sakat kalmış. Bu şey ya acemi cadıda vardı ya, kendine böyle sevgili mi yapıyordu? Onun gibi hamurdan yapıyordu, sonra gerçek oluyordu. He. Arasına mı koyacaksın? Bu ne, gitar mı? Nar baba. Nar baba mı? Neresi nar? Ters duruyor. Gitar. İkisini üstüne mi koyacaktık ama ikisi hiç birbirine benzemedi. Neyse. İki kat koyayım şöyle mi? Üstüne bir girelim. İçine bir şey koyup üstüne bir şey yerleştirelim. O da bunun arası kaşar koyayım. Evet. Nerede kaşar? Şöyle tekrar dediğim gibi ikinci katı. Bir şey gibi, kremalı bisküvi gibi. Hatta bunların üstüne şey de yapabiliriz. Yumurta sarısı falan. Ha, evet. Yumurta sarısı mı? Üstüne. Ha. Şey çörek otu falan dökebiliriz. Ha, şey gibi olur bunlar. Poğaçamsı olur herhalde. Şeyimiz falan var. Aslında mesela kanalını pizza gibi yapmayıp poğaça gibi de yapmayalım. Evet. Evet. Olması. Maydanoz falan var. Onları kesip olur. Karıştırır. Şeyler de olur. Öyle bir şeyler sadece sade. Ya da şu sosu da küçükleyip. Herkese bir adam yapıyorum o zaman. Herkese bir adam. Adam başa bir. Nerede yamuk oldu ya? Yıldızı benziyor. Adamlar çok küçük ya. Adamlar eğri böyle oldu. Ben de oturup şey veriyorum mesela. Yalnız bu çok iyi. Şöyle yapın ya. Böyle yapın diye. Bunu böyle yapmak iyi aklınıza geldi gerçekten. Bence diğerleri normal olur da hani bu çok ince diye öyle dedim. İçine bir şey koymayalım sadece. Zor oldu bu yapması zaten. Henüz. Şimdi şunları altına da mı koy demişiz kaşar altına koyayım. Şu adama ne oldu? O adam da şey duruyor. Şok. Şu nedir? Çorap. Adam da şey yapar mı bak. Şey gibi oldu, ayağım. Cinayet mahalli gibi oldu konuşuyor. Ya bizim yapacağımız şey bu kadar oldu işte. Adamlar. Ama bence zencefilli de daha güzel olur bak. Evet, hmm. Zencefilli de kullanıyorduk bunu. Daha sert oluyor şey ya hamur. Bu bayağı. Bu böyle şey, bunlar mayalı. Bunların tadına baksan mı? Niye? Niye? Nasıl oldu? İstiyorsan bak. Anlar mısın oradan tadını? Zencefilli kurabiyeleri bunlardan önce yapsak daha iyi değil mi? Aslında evet, bunlar kaşarlı. Bunlar sıcak çıkardı. Evet. Niye bunu aralama yanlış yaptık ya. Evet. Ya işte bak toplantıda... Karnınızı doyurup ona tatlı niyetine. Aslında olabilir. Toplantıda bak bunu şey yapmadık. Ya da şu an çıkarıp onu hemen. Toplantıda evet doyururum. İş sıralaması yapmadık. Aynen, sıralama yapmadık. Sadece malzeme konuştuk. Neyse bu ilk bir toplantımız. Bence artık gerek yok ya. Bir sonraki toplantıda PowerPoint sunu. Kaç adam oldu şimdi? 3-4. Adam yeter. Adam yeter. Ne da istiyorsanız yedi kurcalarımız gibi. Biraz. Kafama göre yapıyorum. Ekstra yapıyorum. Böyle istediğiniz bir şey varsa. Ağaç buluta benzedim o yaptım ben. Evet ben de şey yaptım. Hayal gücümüzü çalıştıran bir aktivite oldu. Evet. Çok hayal gücü oldu. Çok ihtiyaç var. Sosisten ziyade keşke salam koysaydın arasına. Salam mı? Ya salam mı? Ben bunu şey sandım. Sosisi böyle doğradım bir kısmını sandım. Buna bak şu şuna tam iyiymiş. Aa evet aslında. Çorap. Bir de bakın izliyorum. Hiç an yapmıyor. Sevdim bu şey. Planlamada ben yoktum hayatım. O yüzden olmadı herhalde. Sen şimdi duyguyla bir konuşun. Kısırı farklı yapıyormuş Duygu. Kısıra seni alalım. İki tane daha çıkar sanki. Ben kısırı yeşil soğanla yapıyorum. Kuru soğanı yağlı kızartıp koyuyorum. Çiğden değil de. Çiğden uğraşmamak için kuru soğanı. Kuru soğan koymuyor musun siz? Uğraşmaktan beri çiğ yeşil soğan. Yani çiğ soğan şey yapıyor. Midemi rahatsız ediyor. Çiğ yemiyorum ya. Yani soğan her türlüsü hiç. Benim annem de öyle. Soğan yiyemiyorum yani. Benim annem mesela şey koyuyor. Soğan kavuruyor, yeşil soğan falan. Aa, evet. Aa, yeşil soğanı da kavuruyor. He? Yok yeşil soğanı kavurmuyor da hani sıcak sıcak döküyor. Kendini rahatsız ediyor. Çan da aslında. Bu çan mı öyle şey? O yüzden çan mıydı? Çan çan. Çan vardı. Ne oluyor diyorum. Kendisi bir bilek girdi.
neyin ne olduğunu şu an anlamıyorum. Şu mesela bir adam ama ahtapota döndü. Yıldız'a benziyor. Bir tanesini artık yuvarlak yapmam mı gerekecek acaba? Yok, yuvarlak ya. Şu adamın kafasına karnına da bir şey koyayım. Aa. Kafalar şöyle olsun. Gitar yalnız gitara da benziyor. Şeylerden şunlardan da düğme yap. Bir şey de çok iyiydi ya. Duygu yılbaşı pastasının üstündeki süse dedi. Aa bu ne? İnek mi? İnek mi? Hangisi inek? Geyik. Geyik sandım. Biz koptuk ya. Ha tombik bir geyikti yani. Şimdi o bıçamaz. Bıçamaz. O bıçamaz. Bıçabileceğini ben de sanmıyorum. Şeyler şişmeye başladı. O anca işte Christmas merkezde o ben de. Şey çekebilirsin. Çekeyim mi onu? Şuradaki de düğmesi bulunabilir. Aa, güzel oldu. Çok şişiyorlar. Çok mu şiştiler? Yok güzel. Çok değil de çok iyi, çok güzel gözüküyor. Evet, biraz da peynir koyduk mu buna bulduk. Aynen, efsane olur. Tuğçe bunun tarifini senden alıyorum. Şunları yıkayayım ben. Şeyse. Bence bu artık ağaç olur. Bundan sonra ona ağaç diyoruz. Çorap ya. Çorap. Çocuk. Şöyle bir şey, birkaç tane daha koyabiliriz. Çizik atsak mı? Hani bu üst tarafı böyle farklı renk oluyor ya, öyle düşündüm. Evet. Devamına da adamlar şey lazım. Adamlar ne? Hangileri adam? Ha çoraplar mı? Evet. Aslında bak şeyi de şöyle yapabilirdik. Bunu da öyle yapalım. Hmm. Kesinlikle. Öyle bir şey var ya, ne o? Şeker. Ya, şeker o. Şeker. Çorap değil mi? Pardon. Adam ne şey yapayım, halay çekiyor. Mendili. Halay çek. Kardan adama da sopa, şunu da sopa sarsın bari şöyle. Başka şu ne? Tuğçe yuvarlak. Bıktı herhalde son. Son nokta. Şirke vermeyi bıraktı. Ya onlar çıkmaz diye düşün. Ya da çıksa bile öbür kalır diye düşündüm. Abi bunu domates sosu dökmeyi unuttum. Domates sosunu da üstüne dök Duygu, boş ver. Bir şey olmaz ya. Ne olacak? Sonra işte yiyeceğiz yani. Mide de karışacak. Kafamıza göre yapıyorsun. Hatta üstünde kızarık durur. Güzel olur. Videoda şunlar görünürse. Kötü bir şey olur mu? Yok bir şey olmaz da hani. Neyler? Ne alaka bu sanki? Koku kokuyor. Belli etmesi lazım gibi. Bir ara öyle tweetler vardı. Hukuk aynen. Okuyanlar iki cümlede bir hukuk okuduğunu belirtmeden cümle kuramıyorlar falan yapmışlar. Size şunu da anlatayım bak. Tüm Türkiye duysun. Anılarımı herkese anlatıyorum yani. Benim kanala bu kadar güven duymanız. Beni mutlu ediyor. Tüm Türkiye izleyecek falan. Burada şey dönüyor. Teknikleri. Orada şey var bak. 0-6-1-3 falan var yakınlaşma evet. Uğraklaşma fark alıyorsun. Aa çok iyi şu an aydınlandı. Hatta kendini çekebiliyorsun. Nasıl yani? Yönetmen bakışı var. Ha yok beni görmesinler şu an. Senin de makyajın yakından bir zoom yaptın. Çok iyi ya. 0-6 yaptım. Hani ben geriye gitmeden çekti böyle buraları. Şundan duman çıkıyor. Ona niye burada çıkıyor? Yani şey olarak kötü anlamda değil. Yani ses çıkmadı. Yani ses dedikti ama ses vermiyor şu an. Değil. Acaba kaç dakika oldu? Kaç ya? Oldu bence. Bir 10 dakikası var. Bence şununla beraber biter. Başlarken saate baktım aslında kaç olduğunu hatırlamıyorum. Şunu 20 dakikaya ayarlaydı ya. Bununla beraber bitirelim. 25'e ayarladım. 25 miydi? İyi. Bundan ben şundan korkuyorum. Altını kısa mı istiyorsun? Yok yok kısma bence. Yumuşak yoksa sert falan kalır. Şimdi müsaade tavuk şey olmaz. Bence artık bunlar oldu. Ama şimdi koymayalım bunları. Onu alıp ikinci partiye öyle mi koyalım? Tamam onu unuttum ya. Tamam biz koymadık. Bunlar kalsınlar kullanır mıyız başka şeyde? Koyayım mı? Sorun değil yani. Bence de. Kullanmaktan tamam. Uğraşmana gerek yok. Tamam. Bu da böyle olsun. Çekik çekecektik. Üstüne artık. Şöyle.
Var bulaşık var mı? Şöyle kar efektiyle. Yine yapıştı. Çok büyük bir şey. Biraz bir şey yaptım. Hmm. Evet, son hal ikinci parti. Güzel oldu. Bu şekilde. Aa, evet, şaklı. Abi şimdi harf yapabilirdik L, evet. Direkt, değil mi? Şu zaten L gibi işte. El yordamıyla. El yordamıyla. Var evet ya, zor oldu. Böyle, hayır değil, laf bak şu L gibi. Bir de L'si var. B'ler falan zor ama. B çok zor. Ben B'yi zaten kupada yaparken de çok zorlandım. Gözlük falan. Gerçi adam da B gibi biraz. Öbürüne zaten peynir de koyduk. İstersek yine koyarız. Evet, fırından aldık. Şimdi üzerine kaşar koyup ikinci tura koyacağız. Oldu sanki ya. Bir ya. Tane bıçak sablasana aradan. İç kısmı hala hamurlu mu şey mi? Kürdan gibi bir şey de olabilir. Bakalım deneyeyim mi? Şundan deneyeyim. Evet, şöyle aradan sok değil mi? Şöyle sokayım mı? Sokunca bir şey gelmiyor. Gelmiyorsa olmuş da olabilir. Olmuş. Altaya alta bak aynen. Biraz devrildi. Alsın alsın. Enkaz. Tamam, sıkıntı yok. Yani şu domatesini alalım. Domatesi koydum yerine. Ben çok şuradaydı diyormuş. Ben şöyle düşünmüştüm de. Tutayım mı ben şey kamerayı? Bence pişmiş gibi. Olmuş bence de pişmiş. 5 dakika erir bu. Tamamdır. Birine kalmadı. Kalmıyor da hamur. Şunları şey alıp şey yapalım. Bak şimdi bir de erimeye başladı bak. Çok sıcak az ya. Şey. Direkt üstüne rendelerim ben. 3 tane kalmış bakın onunla. Onda böyle. Bu hemen erir. Şu an bile eridi. Hatta bu 3 dakikada olacak gibi sanırım. Tamam. Gösterdim. Evet, pastamızın, pardon neydi bu? pizzamızın pizzaların son hali. Başta. Hmm, oldukça lezzetli gözüküyor. Evet, pizzalarımızın son hali. Üst üste yapmıştık ama birbirinden ayrılmış maalesef. Bu ikisi birbirine yapışmışlar. Kabartma tozunu biraz abartmışız.